gelişmiş değil. Şeyi de burada görmeniz lazım. Yabancıların müdahale etmesi. Yani 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ne zaman bir kriz çıksa yabancılar müdahale ederlerdi. Fransa, İngiltere, Rusya müdahale ederlerdi ve böylece Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin hoşuna gitmeyen sonuçlar, kerhen kabul etmek zorunda kaldıkları sonuçlar gerçekleşirdi. 20. yüzyılda Türkiye tam bağımsızlığını elde etti. Tam bağımsızlıktan kastımız nedir? Tam bağımsızlıktan kastımız şudur. Türk polisi kendi vatandaşlarını istediği gibi öldürebilir. İçte asayişi temin etmek için canının istediği tedbirleri alabilir. Yabancıların da buna söz söyleme hakkı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Şeyin, yani Türk inteligensiyasının, Türk milli düşüncesinin, milli bağımsızlık konseptinin ne olduğunu bundan daha iyi anlatabilecek bir çerçeve var mıdır? Bağımsız olduk. Oh ne güzel, ne güzel bağımsız olduk. Çok bağımsızız. Ne demek bağımsız olduk? Başka ülkeler iç işlerimize karışmıyorlar. Yani devletimiz istediği gibi keyfi kararlar alabiliyor, istediğini yapabiliyor. Daha güzel esir alıyor Türk toplumunu. Ha, yabancı devletler karıştığında daha mı iyi oluyordu? Bak onu iddia edemiyorum. Yabancı devletlerin iyi niyetli olduğunu da iddia edemiyorum. Yani Türk devleti kendi halkını siker, yabancılar sikmez diye bir kural yok. Onlar da yapar, aynı şeyi yaparlar. Ama soru şudur. Bir tane sikicinin olması mı iyidir? Birbirine rakip birkaç sikicinin olması mı iyidir? Tartışmaya değer bir konudur. Yani ulusal bağımsızlık, ulusal kurtuluş, anti-emperyalizm, cumhuriyet tartışmalarını belki bu eksende tartışmak lazım. Ya da diğer eksenlerin yanı sıra bu ekseni de göz önüne almak lazım.